Çin'e yapılması gereken en önemli yatırım şu an nedir? En büyük sorunlardan birisi park. Zaten hiç Çin'e bir yatırım yok ki ne yatırım yapsınlar. En acili, en önemlisi altyapı. Bunların başında da otopark. Otopark. Çin'e yapılması istediğim yatırım fabrikaların gelmesi, iş yerlerinin gelmesi. Allah şimdi Tokyo evlerde geçiyor, yapılsa iyi olur. Çin'e halkı bütün sokakların araçlarla dolu olduğunu, kaldırımların da motosiklet sürücüleri tarafından kullanıldığını belirterek yetkililerden otopark sorununa çözüm üretmesini istiyoruz dedi. Otopark sıkıntımız çok, aşırı. Bütün sokaklar araba. Bütün sokaklardan arabadan geçilmiyor. Araba koyacak park yeri yok. Yeşil alan dolu, otoparkı yok. Hayda hiç Çin'e bir yatırım yok ki ne yatırım yapsınlar. Çin'e yol geçe anlamı gibi çalışıyor. Aynı arkadaşın dediği gibi araçlardan geçilmiyor yolla. Kaldırımlarda motorla insanlar çarpıyorlar. Kaldırıma insan yol değil, motor yol yaptılar bütün kaldırımlara. Takip edin, bütün kaldırımlarda motorla gidiyor. En büyük sorunlardan birisi park sorunu olduğunu düşünüyorum. En acili, en önemlisi altyapı. Bunların başında da otopark. Tek yönlü yollarımız var. İşte o tek yönlü yollarda otopark yasağı olmasına rağmen ya trafik ya zabıta hiçbirisi ilgilenmiyor. Otopark sorunu çözülmeyince Çin'in sorunu çözülmez. Ve su sorunu. Bu kuraklığı göre hiçbir önlem alınmadı ve alınması lazım. İleriki günlerde daha büyük sıkıntılar çekeceğiz. İlk başta bunun daha büyük sıkıntılar çekilmeden önce önlemlerin alınmasında fayda var diye düşünüyorum. Bana ne gerek yok yapılması lazım. Olmayan bir şeyimiz yapılması lazım. Allah şimdi Tokyo evlerde geçiyor. Yapılsa iyi olur. Güzel bir hizmet olur Çin'e. Şimdi başka böyle yollarda falan pek sıkıntımız yok. Durumumuz iyi şu anda. Fakat vatandaşın herkesin çeşitli istekleri var. Hepsine cevap vermek mecburiyet olmaz çünkü imkanlar yetişmez. Sırasıyla ne yapılması gerekiyorsa belediye yahut da halk onu ister yapar. Çin'e yapılması istediğim yatırım fabrikaların gelmesi, iş yerlerinin gelmesi. Gençlerimiz var Çin'de, çoğu hepsi madende çalışıyor. Bu da tabii üzücü olay. Benim arkadaşım var şu anda ciğer ve böbrek hastası. Yani bununla alakalı biraz gelişmesi gerekiyor ki Çin'e de işte geçenlerde konuşulan kelimeleri karşılığında ben tabii ki burada bizim beklentimiz esnaflar olarak Çin'e de fabrikaların kurulması, ne bileyim insanların gelmesi bizim için daha avantajlı. Yapacağımız bir şey yok ama bizim yapacak olduğumuz tek şey bizim beklentimiz nedir? Siyasilerden veya bu yöneticilerden tek beklentimiz burada nasıl diyeyim iş olmasını, insanların gelmesini istiyoruz. Bizim avancımız bu yani. Bu 50 milyon kişiyle 10 milyon kişiyle bu işler olmaz. Bugün gördüğümüz kadar Çin'de şu anda Çin'den birçok kişi dışarı gidenler var. Yani fazla gidenler var. O yüzden bizler diyoruz ki Çin'den kimse gitmesin. Çin'den kimse ayrılmasın. Hani Aydın'a gidiyoruz. Adam diyor ki ben memurum kardeşim diyor. Ben diyor Aydın'a giderim. Çin'de ne işim var? İzmir'e giderim. Çin'de ne işim var? Marmaris'e gidiyorum. Çin'de ne işim var? Yani bizim beklentimiz genelde tüm herkesten yani görevli olsun, siyasi olsun, Çin'de belediyecilik olsun, ne bileyim ya kaymakamcılık olsun falan filan fişman. Yani bizim gerçekten beklentimiz Çin'de esnaflar olarak müşteri.